videoyu izleyenler abone olmayı unutmasın. Evet, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz iOS 14. Aslında sadece iOS 14 değil, birkaç farklı özelliğinden de bahsedeceğim. Asıl tam konumuz harici bir program olan Widget Smit ve iPhone'daki kestirmeler konusu. Size bu videoda iPhone'unuzu nasıl kişiselleştirebilirsiniz, nasıl daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz ve nasıl daha kolay kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Özellikle de kestirmeler bölümüne hayran kalacaksınız. Çok güzel şeyler yapacağım. Videoya başlamadan bahsettiğim yukarıda çıkacak iOS 14'ün özelliklerinden bahsettiğim video 2 günde 100 bin izlenmeyi geçti. Herkese teşekkür ederim. Ama tabii ki ne yapıyoruz? Bu videoyu izledikten sonra onu izliyoruz. Bir de YouTube'u arka planda çalıştırma özelliğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz artık çalışmıyor. Kimileri bana yazmış işte ben deniyorum niye olmuyor diye. YouTube buna bir engel koydu. Aslında bu YouTube Premium üyelerine özel yapılmış bir özellikti. iOS 14 ile birlikte Apple bu özelliği aktif hale geçirdiği için YouTube iOS'un getirdiği yeni özellikte engelledi. Tabii ki ne oldu? Hemen bir çözümünü buldular. Onu da hemen göstermek istiyorum size. Önceden ne yapıyorduk? YouTube'a internet sitesinden girip ekranı büyütüyorduk. Şu tuşa bastığımızda küçülüyordu ve kenarda kalıyordu. Uygulamadan çıktığımızda da küçük bir resim olarak kenarda kalıyordu. Dediğim gibi YouTube bunu Premium... Premium ne ya? Dediğim gibi YouTube Premium'ları... Dediğim gibi YouTube Premium'lulara olan bir ayrıcalık olarak yaptığı için bunu direkt engelledi. Şöyle bir çözüm bulmuşlardı. Şu iki A'ya basıyorsunuz. Şurada masaüstü web sitesi seçeneği var. Buraya geldiğinizde... Hemen büyütelim. Yine köşede aynı simge çıkıyor. Bastığınızda bu da küçülüyordu ve kullanabiliyordunuz. Ama YouTube bunu bir günde çözdü. Bunu da yok etti. Artık arka planda çalıştıramayacaksınız YouTube'u. Yani başka bir çözüm gelir mi bilmiyorum ama şimdilik mümkün gözükmüyor. Yani YouTube çok hızlı bir cevap verdi. Apple'a diyor ki oğlum hayırdır. Neyse konumuza geçelim. Kestirmelerden bahsedeceğim ama videonun sonuna doğru. Ama bugün üstünden geçeceğimiz konuları sayayım. Yeni widget'lar geldi biliyorsunuz. Bunları daha güzel hale getirebiliyorsunuz. Widget Smith programıyla. Bir de Color Widgets var. Adı üstünde daha renkli, böyle resimli hale getirebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Kestirmelerde de TikTok'ta görüyorsunuz işte şarja taktığında iPhone konuşuyor vesaire. Bu hiçbir şey. Öyle söyleyeyim. Çok güzel şeyler göstereceğim. Hadi ilk Widget Smith'le başlayalım. Evet, şu an alışık olmadığımız bir ekran var önümüzde. Yeni widgetlar sayesinde gerçekten görüntüsü çok değişti iPhone'un. Şimdi size Widget Smith programını göstermek istiyorum. Bu Widget Smith, bu Color Widget. App Store'a yazarak ikisine de ulaşabilirsiniz. İkisi de ücretsiz ama içinde bazı özellikleri ücretli hale getirilmiş. Neyse, Widget Smith'e giriyorum. Bu şekilde bir arayüzü var programın. Hemen göstereyim size. Biliyorsunuz 3 tane widget tarzımız var. Küçük kare şeklinde olan, uzun dikdörtgen şeklinde olan, yine kare şeklinde olup daha büyük olan bir widget'ımız var. Küçükle başlayalım. Add small widget diyorum. Burada ikiye oluşturdu. Tıklıyorum. Default widget diyorum. Burada yapabileceğimiz seçenekler çıkıyor önümüze. İsterseniz batarya ikonunu koyabilirsiniz. Hatırlatıcıları koyabilirsiniz. Anımsatıcılarda gelecek tarihli etkinlikleri görebilirsiniz. Mesela bakın burada hava durumuyla alakalı olanların yanında kilitler var. Bunlar paralı anlamına geliyor. Kat ettiğiniz mesafe vesaire sporla alakalı olan şeyleri de koyabiliyorsunuz. Gibi gibi. Mesela ne yapalım? Çok güzel saat çeşitleri var bu arada. Şey yapalım ya, size göstereyim bunu. Hadi takvim yapalım. Takvime tıkladım. Şurada font var. Gördünüz. Burada yazı fontunu seçiyorsunuz. Ben şu Futura yazanı seçiyorum. Tint color var. Bu takvimimizin rengi. Bir sürü renk var. Turuncu seçelim. Background color, arka plan rengi. Farklı renkler mevcut. Bir sürü gri tonları var. Ben şu tonu tercih ediyorum. Okey dedik. Border color var. Bu da etrafındaki çerçevenin rengini belirlediğiniz bir bölüm. Bunu da ne yapalım? Hadi sarı yapalım. Çok çirkin olacak ama. Seçtikten sonra tüm seçimleri geri alıyorsunuz. Save diyorsunuz. Save demeniz önemli. Ardından çıktık. Ekrana basılı tutuyorum. Köşede artı tuşuna geliyorum. Buradan normalde widget ekliyordunuz. Aşağı doğru kaydırıp widget simiti buluyorsunuz. Küçük oluşturmuştuk. Small'dan araç takımı ekle diyorum. Yerini ayarlayabilirsiniz. Böyle kalsın. Üstüne tekrar tıkladım. Araç takımını düzenle diyorum. Widget Small 2 diyor. Ben 3'ü yapmıştım biraz önce sanırım. Evet, mesela direkt geldi. Böyle istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben ana ekranımı göstereyim. Mesela large olarak biraz egoistçi oldu ama kendi fotoğrafımı koydum size göstermek için. Aşağıda böyle bir şey yaptım. Mesela yazı da ekleyebiliyorsunuz. Ben böyle motive etme amaçlı beni bir tane yazı yazdım buraya. Başlamak için mükemmel olmak gerekmiyor ama mükemmel olmak için başlamalısın.
Tekrar girelim Widget Smith'e. Medium bölümüne gelelim. Add Medium Widget diyorum. Üçüncüyü oluşturdu. Tıklıyorum. Tekrar Default Widget diyorum. Burada daha geniş bir şekilde takvim ve tarih var. Dediğim gibi fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Yazı yazabiliyorsunuz. Veya bomboş bırakıp renk belirleyebiliyorsunuz sadece. Burada işte hatırlatıcılar, ileri tarihte yapacağınız etkinlikler. Yine burada hava durumu, forecast kitli. Şimdi Color Widget bölümüne gelelim. Color Widget'ta yeni yapılmış bir program bu arada ikisi de. Şu an bu kadar içerik var. Bazıları kilitli. Mesela şurada görebilirsiniz. Touch işareti olanları para ödeyerek alabiliyorsunuz. En güzellerini zaten paralı yapmışlar doğal olarak. Buradan seçip ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben şunu eklemişim. Şunu ekleyelim. Set widget diyorum. Okey dedi. Gördünüz. Direkt ana ekrana attı bile. Bu şekilde çok düzenli hale getirebilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış her şey. Ama çok daha güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim kestirmeler bölümüne. Kestirmeleri bulamadıysanız ara bölümüne gelip kestirmeler yazabilirsiniz. Veya Siri'ye de söyleyebilirsiniz kestirmeler diye. Evet, ekranımıza geldik. Ortada otomasyon bölümü var. Burada benim yaptığım otomasyonlar duruyor. Bunları göstereceğim size bu arada. Şurada artı işareti var. Bir şeyler atamak için yapıyorsunuz. Kişisel otomasyon yarat seçeneği ve ana hub'ı ayarla seçeneği var. Yani evinizde akıllı bir cihaz varsa ve Apple'la uyumluysa, iPhone'la uyumluysa kullanabiliyorsunuz. Benim böyle bir cihazım yok maalesef şu an. Kişisel otomasyon yarat bugünkü konumuz. Burada bir sürü ayarlar var. Mesela uçak modu açıldığında bir şey atayabiliyorsunuz. Açıldığında, kapandığında seçenekleri var. Açıldığında diyelim. İşlem ekle diyorum. Burada sizin tercihlerinize kalmış. Yani uçak modunu açtığınızda istediğiniz bir uygulamayı açtırtabilirsiniz. Veya bir komut verebilirsiniz. Wi-Fi'yi aç kapa, ayarlara gir, Bluetooth'u ayarla, düşük güç modunu aktifet, el fenerini aç gibi gibi. Bir sürü seçenek var. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Zaten göstereceğim şimdi. Sonraki dedim, işlem ekleyelim bir tane. Ne yapalım? Mesela bir tane metin yazalım. Yanıyorsun Fuat abi. Sonraki dedim, çalıştırmadan önce sor seçeneğini kapatın. Çünkü sorması anlamsız hale getiriyor. Bitti diyorum. Tekrar artıya basıyorsunuz ve metni seslendir. Buna tıkladığınızda zaten üstteki metni otomatik algılıyor. Geri diyoruz, bitti diyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi yazdığım metni uçak modunu aldığımda okuması gerekiyor. Uçak modunu aktif edelim. Yanıyorsun Fuat abi. Abi bayağı komik şeyler yapabilirsiniz bu arada. Şunu da göstereyim. Daha fazla diyorsunuz. Siri'nin sesini şimdilik ayarlayamıyorsunuz. Erkek Siri'yi ayarla ama kadın Siri konuşuyor. Nedenini anlamadım. Konuşmanın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Sesin incelik kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi ben yaptığım ayarlara geleyim. TikTok'ta bu bayağı coştu. Yani hiç görülmemiş bir şey gibi. Ama çoğu kişi bilmiyor gerçi. Hemen size göstereyim. Biliyorsunuz şarja taktığında telefon konuşuyor. Ben de yaptım aynısını. Bakalım ne diyecek. Bu videoyu izleyenler abone olmayı unutmasın. Çıkartacağım bir de ne diyecek? Tabii ki bildirimleri de açmayı unutmasınlar. Yani tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış her şeyi söyletebilirsiniz küfür dahi. Mesela başka burada neler atamışım hemen göstereyim. Alarmı ertelediğimde beni sesli olarak uyarması için bir ses kaydı yaptım. Şimdilik adresi gösteriyor diye Starbucks yaptım. Mesela iş yerimden çıktığımda Wi-Fi'yi kapat seçeneğini ayarladım. Konumunuza göre yapıyor bunu. Bu da mesela şimdi bilirsiniz Gmail'de mesaj geldiğinde dıdıt diye bir ses gelir. Eğer belli bir kişiden e-posta geldiğinde ayrı bir ses almak istiyorsanız veya başka bir şey yapmasını istiyorsanız onun komutunu da verebiliyorsunuz. Ben diğer mailimden diğer mailime bir şey attığımda otomatik olarak mail kısmının açılmasını istedim ve çalışıyor. Mesela şeyi de göstereceğim. Ofise geldiğimde otomatikman Wi-Fi'ye bağlanıyor. Biliyorsunuz Netflix'e, YouTube'a gireriz bazen bir şeyler izleriz. Sonrasında Wi-Fi'ye bağlı olmadığımızı fark edip üzülürüz. Çünkü tüm izlediğimiz şeyi hücresel veriden yemiş olur. Bunu engelleyebiliyorsunuz. Hemen size göstereyim. Şu an görüyorsunuz hücresel veri açık. Kestirmelerden de göstereyim. YouTube açıldığında hücresel veriyi kapat olarak ayarladım. Bakın hücresel veri açık. Hemen YouTube'a giriyorum. Nerede YouTube? Burada. Yukarıdan aşağı kaydırıyorum. Bakın hücresel veriyi kapattı. Yani kazara yanlışlıkla hücresel veriden hiçbir şekilde bir şey izleyemezsiniz YouTube'dan. Bunu Netflix'te de yapabiliyorsunuz. Mesela şimdi YouTube'dan çıkıyorum. Kaydırıyorum. Tekrar hücresel veriyi açtı. Yani hem açma hem kapama komutlarını sağlayabiliyorsunuz. Başka neler yapmışım? Rahatsız etme modunu yapmışım mesela. Rahatsız etmeyi açıyorum. Kafa dinleme keyfi. Dediğim gibi sınırınız yok. Mesela biliyorsunuz kilo aldım. Herkes söylüyor. Ben de biliyorum. Yemek sepetinden sürekli sipariş veriyorum doğal olarak. Tahmin ediyorsunuzdur. Artık kendimi bir frenlemek için kestirmeleri kullanarak bir şey yaptım. Hemen onu da göstereyim. Yemek sepetine giriyorum.
Yemek sepetine girer girmez bu fotoğraf açılıyor direkt. Yani diyor ki bana, farkına var, hangisi olmak istiyorsun? Yani biraz daha beni frenleyeceğini düşünüyorum. Daha birçok şey yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Yani anımsatıcı koyabilirsiniz veya işte bir program açtığınızda önünüzde bir yazı çıkabilir. Ya da bunun gibi bir fotoğraf çıkabilir. Gayet kullanışlı oldu. Ha, Netflix'i de göstereyim size bir son kez. Yeni düzenledim daha telefonu, alışamadım neyin nerede olduğunu. Netflix'e giriyorum. İyi seyirler reis. Eyvallah. Sesi çok kısıkmış. Tekrar dinlemek istiyorum. İyi seyirler reis. Sağ ol canım. Bu arada Dana'ya girer gibi Netflix'e girmemiz. Onun üzerinden kaç puan? Size bir de son kez üstünden geçeyim. Komut atamalarını nereden yaptığımı göstereceğim. Kestirmeler. Otomasyon artıya bastım. Kişisel otomasyon yarat. Atıyorum nedir? Uygulamaya gelelim tekrardan. Uygulamaya geldim. Bir uygulamayı açtığında bir komut vermeni istiyor. Atıyorum nedir? DHgate'e girdim. Bitti diyorum. Sonraki diyorum. İşlem ekle. Şurada betik bölümü var. Tıkladığınızda tüm ayarları görebiliyorsunuz buradan. Mesela ne yapalım? DHgate'e girdiğinde Bluetooth'u kapatsın. Sallıyorum. Bluetooth'u ayarla bölümüne geldim. Aç kapa komutu var. Yani bir girdiğinizde açıyor, bir girdiğinizde kapatıyor şeklinde. Ben aç diyorum. Yani seçeneği aç anlamında aslında o. Buradan Bluetooth kapansın mı açılsın mı onu seçiyorsunuz. Şu an kapalıyı seçtim. Sonraki diyorum. Bitti diyorum. Ve işlem bu kadar. Şimdi bir deneyelim. Bluetooth'umuz açık. DHgate'e girdim. Bakın direkt yukarıda bildirimini verdi zaten. Yukarıdan aşağı kaydırıyorum. Lan! Pardon. Tekrar ediyorum, neden olmadığını söyleyeyim. Şu çalıştırmadan önce sor seçeneğine basıp sorma demeniz gerekiyor. Bu önemli. Bitti diyorsunuz. Şimdi deneyelim. Bluetooth açık. DHgate'e girdim. Otomasyonunuz çalıştırılıyor dedi. Kaydırdım. Bluetooth kapalı. Umarım anlattığım şeyler yararlı olmuştur. Yani ben eminim ki iPhone kullananların %95'i 96'sı bunları kullanmıyor. Zaten %90'ı bilmiyor bile bence. Gerçekten işimizi çok kolaylaştıracak şeyler var ve hiç kullanmıyoruz. Umarım biraz da olsa nasıl yapmanız gerektiğini anlamışsınızdır. Bu arada saate dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Saat yine sabah 6'ya geliyor. Deli gibi uykum var. Çok verimli anlatamadım. Dilim dönmedi bazı şeylere. O yüzden bir helal edersiniz diye düşünüyorum. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.